Merhaba dostlar. Bugün Her Eve Lazım videolarından biriyle beraberiz. Bugün tabii nur yüzümü göremiyorsunuz. Direkt ürüne odaklı. Ama yine şöyle selamlar. Bu ürün Felix'in saç kurutma makinesi. 1250 watt gücünde bir makina. Küçüklüğü sizi aldatmasın. Güçlü bir makina olduğunu düşünüyorum. Orta kalite bir kutunun içine yerleştirilmiş. Bazı fonksiyonlarından işte two stage demiş temperatür. Yani iki kademeli ısı ayarının olduğunu gösteriyor burada. Ve bükülmelere karşı askı oluşturan kök dip kablosunun sağlam olduğunu gösteren bir bariz özellikleri var. Saçlarınızı içeriye almasın diye bir şey kullanılmış. Bir parça kullanılmış ve önde yine üfleme için ayrı bir nozzle kullanılmış. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Şimdi Felix bilmeyenler için söylüyorum. Felix ürünleri Arzum firmasına ait. Yani Arzum'un yan firması Felix. Eğer hani bu tabii kişisel beğenilerinizle ilgili bir konu. Eğer Arzum'un ürettiği ürünleri beğenen birileri varsa Felix'te de hiçbir problem yaşamıyorsunuz ve Arzum garantisi altında Felix ürünleri de zaten burada da köşesinde 3 yıl garanti olduğunu söylüyor. İsterseniz açıp bir ürünü görelim. Evet, burada da bazı evrakları çıkıyor. Bakalım. Evet. Kurutalım. Evet, ilk etapta baktığımız zaman kaliteli bir ürünle karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Hani malzeme plastik kalitesinin hani çok kötü, çok dandik, berbatmış bu diyebileceğimiz bir şey değil. Bu gördüğünüz parça işte bu saçlarınızı kapmasın diye falan yapılmış bir parça. Şimdi böyle şeylere böyle ortalık yerde çıkarıp sonra takamazsın böyle. Öyle de bir rezil durum söz konusudur ama neyse becerdik bu sefer. Burada gördüğünüz gibi gene ben şöyle yakından da göstereyim. Genel kalitesi gayet makul. Tabii biz fiyattan çok bahsetmiyoruz. Onu hani eğer merak ederseniz altta sorun. Biz de bulmaya çalışırım ama internette falan da çok kolaycana bulabiliyorsunuz bu ürünü. Burada gördüğünüz işte çift kademeli ısı ayarı söz konusu. Bu tabii daha basit bir ürün. Belki seyahatlerinizde daha çok yanınızda taşıyabileceğiniz bir ürün bu. Çünkü bunda soğuk işte soğutucu bir tuş ya da bu tarafta yine soğuk kademesini de ayrıca ayarlayabileceğiniz bir tuş yok. Sadece tek işe yarıyor. Kurutma. İster saç kurutun, ister üzerinize lavabodan sıçramış, ıslanmış kumaşlarınızı kurutun. Ki bu işi için biz bunu kullanıyorduk. Evet, değişik bir yaklaşım. Evet, şöyle söyleyeyim. Evet, burada gördüğünüz parçayla da yine hava basıncını ayarlıyorsunuz. Şöyle onu da çıkaralım sizin için. Şu parça ve bu parça yine buraya evet yerleştiriliyor. Ve gördüğünüz gibi dikine ya da yatay bir şekilde kullanabilme şansına sahip oluyorsunuz bu ürünü. Şimdi aslında bu üründe fazla anlatılacak bir şey yok ama sizin için şöyle bir şey yapalım. Burada yine 3 yıl garantili olduğunu da belirtmiş. Bu ürünü şimdi bir çalıştıralım ama çalıştırmadan önce burada kullanma kılavuzu. Tabii ki doğal olarak Türkçe bir şekilde yazıyor. Ve burada benim size az önce söylediğim gibi Arzum firmasının garantisi altında olduğunu gösteriyor. Çünkü Arzum'la aynı firma olduğunu söyleyebiliriz. Arzum elektrikli ev aletleri diye burada garanti olarak veriyor. Yani bunda şimdi kullanma kılavuzu derken hani çok saçma geliyor. İki tane tuşu var. Arkasında bilmem şeyini zımbırtısını ya da öndeki zımbırtısını nasıl takacağınızı gösteriyor ama yani kim bilir. Yani belki de bazı insanlar için ihtiyaç vardır. Ya da bazı insan böyle aman bakayım da bir hata yapmayayım. Herkese saygımız sonsuz. Okuyana da okumayana da sonsuz saygı gösteriyoruz.
bu konuyla ilgili. Burada evet, yetkili servislerle ilgili görüyorsunuz. Arzum olduğu için zaten dünya kadar var. Yani hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiniz. 444-1800'den de yine danışma hattı var. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceğinizi görebiliyoruz. Bir de çalıştıralım. Çalışmazmış. Ne oldu? Tanıtım çekiyorduk. Çalışmadı. Felix, Arzum, size söylüyorum. Demeyeceğiz. Bakalım hemen koyalım. Bu arada da bazı uyarılar var burada. Mesela suya değdirmeyin. Suyun ya da küvetin içinde bununla oynaşmayın. Çünkü elinizden kayıp suya düşerse maazallah şey olabilirsiniz. Yani ızgara olma şansınız var. İnsan etini de kimse yemiyor biliyorsunuz. Evet, takıyoruz. Taktık, evet. Şimdi bakalım. Evet, ses düzeyi de fena değil ama en azından birinci kademede fena değil. Bakalım ikincide nasıl? Yine de fena değil. Güzel, bence iyi. İyi. Yani bunu normal kullanım için de evde kullanabilirsiniz. Ama seyahatleriniz için hani boyut, taşıma boyutu olarak falan belki işte ellerimden dolayı anlayabilirsiniz boyutlarını. Kullanabilme şansına sahipsiniz. İkisi için de gayet ideal bir ürün. Bu arada bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık bizi izlediğiniz için sadece teşekkür ediyorum. Gerçekten abone olmak. Ben de önceleri kızıyordum insanlara ama artık kızmıyorum. İnsanlar demek ki bilgilerini alıp çekip gidiyorlar o kanaldan. Sonra başka bir kanala, başka bir kanala akıp duruyorlar. Ondan sonra ben de böyle yaptığımı gördüm, analiz ettim. Ve artık ama yapmıyorum. Bakıyorum, o bilgiyi alıyorum o kanaldan ve bakıyorum güzel de bilgiler, değişik değişik şeyler veriyorsa. Hani sıkılmıyorum. Çeşit yapan kanallar var bizim gibi. Mesela bir şeyin bilgisini alıyorum. Aa diyorum, bu da bana peşmekan, beni hiç ilgilendirmeyen bir bildirim gönder. Dur bir çıkayım bundan demiyorum. Abone oluyorum, bırakıyorum. Merak ettiğim bir şey gelirse de açıyorum, seyrediyorum. O yüzden ben size izlediğiniz için teşekkür edeceğim. Gerisi size kalmış. Deyip kapatırız.